Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün sizlere valizimde ne var çekmek yerine tatil için aldıklarımı göstereceğim. Şöyle valizim burada yanımda duruyor bile ve tam 2 hafta sonra Türkiye'de oluyorum. Dolayısıyla sizlere aldıklarımı göstermek istiyorum. Çünkü valize dahil olmak üzere her şeyi yeni aldım. Ve hepsi aktüel, yani güncel ürünler. Kolaylıkla erişebileceğinize inanıyorum. Valizimi size biraz sonra daha detaylı göstereceğim. Kendisi Primark'ın bir valizi. Ama bayağı kullanışlı, bayağı hafif. Çünkü biliyorsunuz kiloya vesaire dikkat etmeniz gerekiyor uçağa binerken. Benim önceki valizim çelik bir valizdi. Bu bez bir valiz. Ve çelik valizler kendiliğinden bir ağırlığa sahip oldukları için gerçekten zor oluyor onlarla seyahat etmek. Bu bence bayağı pratik o açıdan. Şimdi ilk olarak valizimi açmam lazım. Çünkü yeni aldığım her şeyi direkt valize koydum. Nerelerden alışveriş yaptım bir böyle üstün körü ondan bahsedeyim. Shein var ya da Shine, nasıl telaffuz ediyorsanız. Aslında Shein o. Ama dediğim gibi oradan aldım. Primark'tan aldım. H&M'den aldım. Başka ne var? Başka Pull&Bear var, ASOS var. Var da var. Gördükçe hatırlayacağım zaten ben de. Şimdi ilk olarak valizi açıyorum. Böylelikle ben de son artık düzenlemesini yapabileceğim valizimin. Çünkü sürekli aç çıkar oluyordu. Şimdi nereye gideceğimden bahsedeyim. Çok net olan duraklarım da var, net olmayan duraklarım da var. İlk olarak iki net durağımdan bahsedeceğim. İlk 3 gün İstanbul'da olacağım, sonrasında Antalya'da olacağım. Antalya'dan sonra da henüz belli değil. Yine İstanbul'a yakın olmam gerektiği için belki bir Şile Ava falan yaparım. Şimdi, bir de Trendyol var. Trendyol'dan da bir şeyler aldım ama önce H&M'den başlamak istiyorum. Çünkü en fazla H&M'den bir şeyler aldım. H&M'de çünkü muazzam bir indirim vardı. Hem yeni sezona hem eski sezona bayağı güzel bir indirim vardı. Ve ilk şeyi görüyorum bile. Size valizimin içini şu an göstermeyeceğim. Çünkü bildiğiniz kaos. Kaosun ta kendisi. İlk olarak bu turuncu üstü aldım. Yani normalde böyle bir şey pek tercih etmem. Ama bikini üstü gibi duruyor. O yüzden bikinimin üstüne tercih ederim diye düşünüyorum. İşte beach'ten bir şey yemeye geçerken gibi alanlarda kullanabilirim. Onun dışında fotoğraf için de çok güzel duracak diye düşünüyorum. Genellikle böyle bir düşünceyle aslında alıyorum çoğu şeyi. Neden bilmiyorum. Bunun fiyatı da 3 euroydu. Bayağı ucuz yani. Ve fırfırlı güzel. Şu an biraz ütüsüz. Bu arada aldığım her şeyi yıkadım. O konuda çok şeyim. Çok pimpirikliyim. Çok korkuyorum. Şimdi yanıma bir askı aldım. Çünkü bazı şeyleri askıyla göstermek daha iyi olacak. Giyip göstermeyeceğim. Çünkü şu an giymeye uygun şeyler değil çoğu. Sonrasında bir büyük parçaya geçelim. Bunun fiyatı da bayağı uygundu. Bunun etiketi bile duruyorlar hala. Şöyle bir crop. Göründüğü kadar beyaz değil, biraz kırık beyaz. Ev kürürü de diyebilirim. Oversize ama biraz balon kolları var gibi bir kot ceket. İki tane de cebi var şöyle. Düğmeleri gümüş. Ben çok gümüş takı takmıyorum. Beni biliyorsunuz, ben daha böyle altın takı severim. Yani altın renk takı. Altın severim der gibi. Saçma sapan bir şey söylemeyeyim. Bunu işte yaz akşamlarında ne bileyim bir elbisenizin üstünüze ya da herhangi bir şeyin üstüne atabilirim diye aldım. Bunun da fiyatı 8 euroydu. 7.99. 8 euro. Önceki fiyatı yazmıyor. X small aldım. Çünkü kendiliğinden bayağı oversized bir parça. Evet, devam edelim. Onun dışında H&M'den. Bunu da askıya takmam lazım. Bayağı H&M'e çalıştım ya bu yaz. Evet, bu çok güzel ya. Bunun rengi de yine ekrü tonlarda. Bu tonları gerçekten çok seviyorum. Beyaz tenli olsam da seviyorum. Zaten büyük bir ihtimal bronzlaşırım diye umut ediyorum.
Bayağı maxi, bakın upuzun bir elbise. Arka dekoltesi var biraz. Şu an çok belli olmasa da şuraya kadar. Aynen şöyle. Şuraya kadar bir dekoltesi var. Bunu birazcık çok hafif iç gösteriyor. O yüzden günlük yaşantımda tercih etmem. Dediğim gibi bu da böyle beachlerde vesaire üstüme atmalık, bikinilerin üstüne giyebileceğim kaftan niyetine falan filan, işte kimono niyetine plaj elbisesi işte. Öyle. Bunun fiyatı da 13 euroydu. Evet, devam edelim H&M'e. H&M'den bir de bir tulum aldım. Bir tane tulumum da şu anda şeyde, çamaşır makinesinde yıkanıyor. Çünkü onu dün Köln'e gittik. Köln'de giydim. O aslında tatil için düşünülmüştü. Ama dün gerçekten hava çok sıcaktı ve giyecek hiçbir şeyim yoktu. Ben de valizimden giymek zorunda kaldım. Onun da fotoğrafını koyabilirim buraya. O da bayağı uygun fiyatlıydı. 5-6 euro falandı onun fiyatı. Böyle bir eşofman kumaşından. Eşofman dediğim işte sweat kumaşından. Çok tatlı bir rengi var ya. Gerçekten tam Dilara yani bunlar. Beni bilen bilir. Çok tatlı bir kumaş. Yani daha böyle yine aktivite olursa giyebileceğim. Daha sportif bir şeyler yaparsak giyebileceğim. Ya da akşamları üzerine kot ceketle giyebileceğim bir şey. Bunun fiyatı da 8 euroydu. Böyle tek parça ürünleri çok seviyorum. Yani tek parça giy çık ürünleri benim için muhteşem. Şimdi bakalım başka ne varmışım. Onun dışında başka bir videoda göstermiş olmam lazım. Şu terlikleri aldım H&M'den. Onları da yanımda götürüyorum. Havuzda, denizde vesaire kolay olur. Bayağı da rahatlar bunlar. Sonra bir de H&M'den şu sweat şortu aldım. Çok hafif iç gösteriyor. Hafif değil, iç gösteriyor. Ama nasıl giyeceğim bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu da 3 euroydu. Üstüne uzun tişörtle belki. Bilemedim. Ya da bu da bir şekilde plajda değerlendirilir. Fiyat uygundu diye aldım. Bunu da daha önceden göstermiş olmam lazım. Hala etiketi bile duruyor. Bu şapkayı aldım. Hasır şapkayı. Biraz böyle balıkçı şapkasından esinlenerek yapılmışlar. Bayağı güzel. Bilmiyorum, böyle çok büyük hasır şapkaları bu sene tercih etmeyeceğim gibi düşünüyorum. Zaten bana uyan bir şey bulamadım. O kadar çok arıyorum ki ama yok yani, yok. Sonrasında bir bikini göstereyim sizlere. Bikini takımı daha doğrusu. Çünkü Shein'den aldığım bütün bikinileri, yani bütün değil, bir tanesi hariç, diğer ikisi bana küçükler. Alt kısmı okey ama üst kısmı çok küçük. Rengine bakar mısınız? Muhteşem. Bu da 6. Gayet ideal bir 6 var. Şöyle. Bu arada bedenini söyleyeyim. Üst 36 giyiyorum. Altı da yorumlardan okuyarak 38 aldım. Normalde 36 alacaktım ama herkes çok küçük olduğunu, bu bantların kestiğini o yüzden yazmış. İyi ki de yorumları okumuşum. Yoksa ben kendiliğimden hayatta 38 almam. Çünkü hayatımda hiçbir zaman 38 bedenli bir şey giymedim. Bu yüzden mesela bunu gururla gururla sunuyorum. 38 beden bu. Eğer istiyorsanız siz de bunu, ben şöyle göstereyim. Bir ekran görüntüsü alın. Fokuslarsa tabii. Bir ekran görüntüsü alın. Ürün kodunun. Ama alt kodunu, alt takımını mutlaka bir beden büyük alın. H&M'den aldığım biri kahverengi bir gözlük. Biri siyah bir gözlük. Bu siyahı 2 euro 99 cent yani 3 euroydu. Bu kahverengisi, kahverengisinin detayları bir tık farklı. Şurada, yok şurada değil, şu kenarlarında
Gold detayı var. Bunun yok. Bu böyle dümdüz. Bunu erkek reyondan aldım bu arada. Bu kahverengi ise bayağı kadınların reyonlarındaydı. Ve bu 1 euro 99. Yani 2 euroydu. Yani 5 euroya gerçekten 2 tane çok iyi gözlük aldım. Ve bayağı ağırlar. Bayağı stabiller. Bunları da H&M'den aldım. Eğer bakın önceki fiyatı 7.99'muş. 7.99'dan 1.99'a düştü. Bayağı iyi. H&M'in gözlüklerini kesinlikle tavsiye edebilirim. Eğer hem iyi hem de çok fazla para vermek istemediğiniz bir şeyler arıyorsanız H&M'e mutlaka bakın. Onun dışında Zara'dan bir ürünüm var. Daha önce Instagram'da size kendi yıl dönümü için giyeceğim bir elbise göstermiştim. Ama o asla olmadı bana. Asla olmadı. Ben de biraz daha efil efil böyle altı şu şekilde. Bayağı güzel detayları var. Önünde şu şekilde. Bir elbise aldım Zara'dan. Bunu giyeceğim. Gömlek kumaşı ve astarı var. Dolayısıyla içte göstermiyor. Bunun da fiyatı 29.95'ti. Bu yeni sezon indirimi değil. Ama eğer kodunu isterseniz kodu da burada. Dev hizmet. Ekran görüntüsü alın sadece yeter. Başka da bir şey yok. Trendyol'dan aldıklarım var. Trendyol'dan pijama takımları aldım. Bu 6. Çok tatlı böyle fırfırları var. Onun dışında bir de böyle bir üstü var. Bunlar yıkandığı için ters tarafta var. Şöyle düzeltelim. Çok tatlı bu da. Böyle V yaka. Gömlek tipi pijama. Şöyle kollarında da yine fırfırları var. Rengi göründüğü kadar kırmızı değil. Biraz daha koyu kırmızı. Bunlar indirimdeydi. Bunları aldım. Onun dışında bir de bir pijama takımım daha olması lazım. Ama bulamadım. Bir dakika. Ondan önce Trendyol'un bu klasik ekrü koteteyi. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür Trendyol'da eğer geziyorsanız. Şöyle böyle hardal renginde dikişleri var. Gayet ideal bir boyda. Benimki 34 beden tam oluyor. Tam bedeninizi alabilirsiniz. Bunu aldım. Ve Trendyol'dan evet bir de bu. Bir de bir tam bikini takımı daha var. Bir de böyle neon. Neyimeyse neon. Bilmiyorum rengini çok sevdim nedense. Neon bir pijama takımı aldım. Bu da kırmızı gibi gömlek tipi. Şöyle tersten göstereceğim. Bunlarda görecek bir şey yok yani. Pijama takımı işte. Bayağı da ince kumaşları olduğu için rahatlıkla Antalya'nın sıcağında giyebilirim diye düşünüyorum. Ve bir bikini takımı olması lazım. Evet. Ve Trendyol'dan son olarak bu bikini takımını aldım. Böyle arkası falan çok şık. Ve gold detayları var. Burada alt 36 almışım. Üst ne? Üst de 36. Alt üst 36 almışım. Tam da oluyor yani. Cuk diye oluyor. Bu hatta bence böyle bir crop üst olarak bile giyilebilir. O kadar güzel. Evet. Onu da geçtiysek bence artık ufaktan şeyine geçebilirim. Çünkü orada göstereceğim şeylerin hiçbiri bana olmuyor. Bir şey hariç. Evet. Başlıyorum. İlk olan bir bikini takımından bahsedeyim bana olan yani. Şu bikini takımı. Böyle bayağı uzun bağcıkları var. İşte göbeğinize falan doluyorsunuz. Deseni çok hoşuma gitti benim. Böyle hayvan desenlerini çok beğeniyorum. Bunu aldım. Bu bana oluyor. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Alt üst takım bu. Ama sonra bir set aldım. Setin fiyatı da çok ucuzdu bu arada. Hani birkaç euroydu yani. Şöyle bu bir set. Bu üstünüze atmalık bir şey. Bu ise giydiğiniz bikini. Bunlar X small değil bu arada. Hani öyle sanmayın. Small. Small ama yani bu kadar küçük neyi saklayacak bu bilmiyorum. Yani giyemeyeceğim bunu. Yani avucum kadar küçücük ya. Küçücük. İnanılmaz.
Hayır, bir beden büyük alsam 6 olmaz. Bir bakın şimdi mesela altına bakın. Heh, bu da 6. Bu bana nasıl olsun? Başka büyük beden alsam. Yani bunu giyemeyeceğim. Belki sadece bir tane fotoğraflık şunu üstüme giyerim. Çünkü bu da şey, mayo kumaşı. Tamamen mayo. Yani şöyle olabilir ancak. Bunu giyerim. Altına bunu giyerim ve bu şekilde uzun bir mayo gibi giyebilirim. Ama bu ve bu tek başına imkansız. İmkansız. Yani şeyinden bir şey almaktan o yüzden çekiniyorum. Çünkü bedenleri çok garip oluyor. Bilmiyorum. Neyse, devam edelim. Bir olmayan bir şeye daha geçelim. Gerçi bu yine okey ya. Bu yine giyilir yani. Bu yine iyinin, kötünün iyisi yani. Şöyle nasıl göstereyim? Heh. Böyle fırfırlı, mavi desenli bir bikini. Bayağı desenlerini beğendim biraz. Böyle kotvari. Bu da bir set. Hem altı var. Nasıl giyiliyor bilsem. Şöyle altı. Ve de böyle bir pareosu var. Üçlü. Bunda böyle fırfırlı. Üstünüzü de bağlayabiliyorsunuz. Bayağı tatlı duruyor. Bu bana yine oldu. Bu yine oldu yani. Onun dışında bunu, Allah'ım, o kadar bayılarak almıştım ki, bu da küçücük ya. Bilmiyorum. Yani deneyeceğim. Orada oteldeyken gerçekten deneyeceğim. Dışarıya çıkılabilecek gibi mi bilmiyorum. Denemedim. Zaten bunlar geri gelmez. Direkt yıkıyorum. korkuyorum. Çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Böyle bilmiyorum. Bu bana olsun çok isterim. Bundan emin değilim. Oluyor muydu, olmuyor muydu hatırlamıyorum. Bunun altı da diğerleri gibi değil. Daha böyle kapalı bir model. Bu olur bence bana ya. Bu o kadar küçük değil diye düşünüyorum. O kırmızı neydi? Aman Allah'ım ya. Neyi kapatacak o yani? Kime göre yaptınız? Ben anlamıyorum ya. Sonrasında bir tane bronzlaşmak için aldığım bir, yani bronzlaşırken sıkıntı yaşamamak için aldığım bir bikini. Böyle dümdüz, hani şey, askısız, iz açısından çok pratik. Bu da yüksek bel bir altı. Bu oluyordu. Bundan yana sıkıntı yok. Sonrasında ne hayallerle, ne ümitlerle gittim şunu aldım. Bu ne biliyor musunuz? Görmüşsünüzdür. Böyle bu şekilde doluyorsunuz kafanıza. Bir dakika göstereceğim. Ay dur, gösteremedim. YouTube'da insan korkuyor yani, capslik olacak diye. Bu şekilde düşünün, tamam mı? Böyle giyiyorsunuz. Böyle duracak sözde ama asla böyle durmuyor. Bu hayatımda en gereksiz aldığım şey. Allah'tan çok ucuzdu. Yani birkaç euroydu. Bu böyle gerçekten büyük göğüslü, büyük ve dik göğüsler bunun altından kalkabilir. Öyle sen ben kalkamayız. Yani gerçekten keşke size gösterebilsem nasıl durdun. Allah'ım, çok çok kötü. Çok kötü. Neyse. Galiba Shein'den aldıklarım bu kadar. Ya yok. Bir tane de böyle turuncu elbise aldım. Satenimsi bir elbise. Aynısı Zara'da vardı. Zara'da 30 euroydu. Shein'de 3 euroydu yani. 3-5 euro bir şeydi. Bu yine oluyor. Bu yine oluyor yani. Bundan yana sıkıntı yok. Bu telefon kapları. O kadar tatlı ki, şunun desenine bakın ya. Şöyle mat siyah bir şey aldım. Ve bu da çok tatlı. Böyle bir şey aldım. Telefon kaplarına ihtiyacım vardı. Onları da Shein'den almış oldum. Bu arada Shein'in poşetlerini asla atmıyorum. Çünkü çok mantıklılar. Mesela buraya terliklerimi koydum. Böyle fermuarlı kilitli bir sistemde olduğu için poşetler rahat olacak. O yüzden bayağı iyi. Daha sonra bir videoda göstermiştim diye düşünüyorum. Bershka'dan bu terlikleri aldım. Sonrasında Primark'a geçebiliriz diye düşünüyorum.
Bence geçebiliriz. Bakayım. Bence geçebiliriz. Evet. Sonrasında Pull and Bear derken devam ederiz. Evet, ilk olarak Primark'tan şu Pareo'yu aldım. Pareo deniyor değil mi buna? Bunlara. Yani böyle işte üstünüze bağlıyorsunuz. Belinize bağlıyorsunuz. Bundan aldım. Ne kadardı? İnan bunu hatırlamıyorum ya. Çok pahalı şeyler değil yani. Primark zaten uygun fiyatlı bir yer. Onun dışında böyle büyük ama desenleri çok güzel ya. Bir plaj havlusu aldım. Plaj havlusuna ihtiyacım vardı ve buna yıkandım. Mis gibi kokuyor. Mis gibi. Sonrasında ne aldım Primark'tan? Ay kokoşluğuma mı gelin ya. Gerçekten kokoşluğuma bakın. Şu leopar terlikleri aldım. Çok tatlı bence. Bir de böyle şuraları simli. Dediğim gibi havuzda mavuzda. Bunlar iyi oluyor. Bunlar 1.99'da hatırlıyorum. İki tane setli 1 euroydu bunlar. Diş fırçanızı koymak için. Böyle işte seyahat boy. Şişelerden aldım bunlar. Ne kadarmış? 1 euro da. Bayağı güzel şampuan, saç kremi, body lotion, makyaj çıkarıcı, her şeyi koyabiliyorsunuz bunun içine. Bir de şunu aldım. Ben ışıkta asla uyuyamayan bir insanım. Gerçekten bilmiyorum. Uyuyamıyorum. Üzerinde de uçak sembolü var. Siyah bir uyku bandı aldım. Bendekiler siyah değil. O yüzden beni tatmin etmiyordu. Siyah perdeleri de sahibim bu arada. Manyağım ben. Şimdi orada da ne bileyim perdeler ne renk bilmiyorum. O da yeterince koyu olmazsa uyuyamam. Hayli bunu aldım. Bu da 2 euroydu. Bakayım derken. Ay çok karışık bir video oldu. Özür dilerim ama. Trendyol Happiness Boutique'inden şu gömleği de almıştım. Onu gördüm şimdi. Gömleği herkes de görmüşsünüzdür. Çünkü Kızılay dağıtmış gibi herkes de var. Ama güzel. Güzel. Neyse Primark'tan devam ediyorum. Bir dakika. Şöyle üçlü sütyen takımı. Bunlar gerçekten çok rahat. Yani ben böyle şeylerde daha rahat ediyorum şeyden ziyade. Bralet olanlardan. Bralet değil ya. Ne onun adı? Şurada demirleri oluyor ya. Ah, bunlar çok kabus bence. Bunlardan aldım. Bunlar spor sütyeni. Bayağı da güzeller böyle. Şey yapısı da çok güzel. Üçlü bunlar. Bir de şeyi var. Grisi var. O da yıkanıyor şu an. Koyu renkli şeyleri yıkıyorum farkındaysanız. Ya onun dışında da Nike'dan üçlü aldım. Bunların da siyahı yıkanıyor şu an. Bunlar gerçekten kalın ama bence dünyanın en güzel çorapları. Çoraba ihtiyacım mutlaka olacak orada. Bakayım bakayım başka. Bir de bu arada Nike çoraplarını şeyden almadım. Primark'tan almadım. Onu Deichmann'dan aldım. Ama o spor sütyenlerini Primark'tan aldım. Onun dışında Primark'tan bir de şu terlikleri aldım. Bantlı. Sandalet terlik değil. Sandaletten aldım. Evet. Bunlar bayağı şık. Yani şık bir şeyler için giyeceğim. Ben çok topuklu falan giyebilen bir insan değilim. Bunları da keza şeyin poşetlerin içine koyuyorum. Sonrasında Pull and Bear'den bu hasır çantayı aldım. Bayağı güzel. Büyük de. Bunu plaj çantası olarak bile kullanabilirim. Bu kadar. Giyim olarak evet bu kadar. Aha, aşağıyı görmeyin yani. Ha son birkaç bir şey daha buldum. Vans'ın şu old school modellerini çok istiyordum. Bunları aldım hem yolda giyeceğim. Hem de yani dediğim gibi daha sportif işte daha gezi gibi aktivitelerimiz olursa bunları giyerim. İki tane havlu aldım. Bunları Action'dan aldım. Şu orta bu bayağı X large büyük otel havlusu. Yavaş yavaş videonun bitimine geliyoruz. Şimdi de kozmetik kaldı. Giyimi vesaire her şeyi gösterdim. Aldıklarım bu kadardı.
Ne eksiğim var ondan kısaca bahsedeyim. Bir tane kot şorta ihtiyacım var. Belki de bir tane şortumu kot şorta çeviririm, bilmiyorum. Bir tane pantolonumu kot şorta çeviririm. Ha. Ha. Geçen sene BİM'den bu çantayı almıştım. Şimdi yine her şeyi bunun içine koydum. Biraz makyaj malzemelerim var. Onlar bence çok şey değil. Çok önemli değil. Bir törpü aldım Primark'tan. Bir tıraş köpüğü aldım DM'den. Bunun kokusu bayağı güzel. Sonrasında bir After Sun aldım. Bu da DM'den. Bu arada aldığım her şeyin vegan olmasına artık dikkat ediyorum. Yani vegandan kastım hayvanlar üzerine test yapılmaması. Ve DM'nin kendi markı kası bu Sundance ve Balea. Ve bunlar hayvanlar üzerine deney yapılmıyor. Yani bunlar da. Onun dışında bir de aynı markanın güneş kremini aldım. Vücudum için. Sonrasında burada da bir poşet var. Kiko'dan falan da bir şeyler aldım ama önce DM'den devam edelim. Sonrasında bu Türkiye'ye gittiğimde ilk işim kuaföre gitmek. Saçlarıma röfleler yaptırmak istiyorum. Dibimle daha harmanlaşsın diye. Ve deniz, havuz vesaire derken saç renginiz çok hızlı akıyor. Ben de bu mor şampuan poşetlerinden aldım DM'in. Bunlar gerçekten acayip etkili. Benim Fanola No Yellow şampuanı biliyorsunuz, o böyle hani tırnak etlerinizi falan filan her yerinizi boyuyor. Onun gibi bayağı etkili bir şey. Burada bir güneş gözlüğü daha buldum. Bunu da ASOS'tan almıştım. Bu güneş gözlüğünü. Bu böyle daha aynalı bir model ve pembe. Yani çeşit çeşit olsun diye aldım aslında. Hani gözlük çok seviyorum. Öyle bir durumum var ve gözlüklerimi de paylaşamam. Yani gelin benden varımı yoğumu veririm sizlere. Yani ne isterseniz alın. Ama mesela yani dandik hani markalı gözlükler de değil bunlar. Benim gözlüklere ayrı bir bağım var. Ayrı bir sevdam var. Onları paylaşamıyorum. Sonrasında Kiko'dan bayağı bir şey aldım. Yani bu poşet full Kiko neredeyse. Kiko'da bayağı iyi bir indirim vardı. Ben de daha yaz, bu yaz kullanabileceğim ürünler aldım. Daha likit şeyler aldım. Çünkü likit ürünleri kullanmayı çok seviyorum. Evet, ne diyordum? Daha likit şeyler aldım. Onlardan biri de bu. Kiko'nun On The Go likit allık değil, highlighter'ı. Bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Numarası var mı bunun? Yok, numarası yok. Muhtemelen standarttır. Şöyle geçen gün biraz denedim. Hatta Instagram'da gösterdim. Biraz fazla geldi. Biraz fazla geliyor. Evet, o bir sıkıntı. Dün de bu vardı ben cildimde ve gerçekten ıslak gibi duruyordu. Şu an ters ışıktayım. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama bayağı güzel. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Onun dışında bu Wonder Woman koleksiyonu bunun. Kiko'nun. Bu koleksiyondan Lip and Cheek. Yani hem dudak hem yanakta kullanabildiğiniz bir likit. Allık diyorum ben buna. Bu şu an dudağımda var aslında. Yanaklarımda da var. Bu bayağı güzel. Bendeki 03 numara. Bir lipstick aldım. Bu 01 numara. Bu arada bu aldıklarım hepsi 2 euro, 3 euro falan şeydi. 01 dediğim gibi. Bunun rengini açamadım. Ben biraz Velvet Teddy'ye benzetmiştim. Bir tık koyu olma göre ama bayağı güzel. Mat bir ruj. Ama böyle denedim. Böyle dudaklarınızı kurutacak bir mat değil. Bayağı güzel. Sonrasında bir tane de lip gloss aldım. Bu da 01 numara. Rengi de benim Fenty'nin bir lip gloss'una çok benziyor. Böyle parıl parıl durmuyor ama ıslak ıslak duruyor ve çok yapış yapış değil.
Bayağı güzel. Ben de dediğim gibi 01 numara. Son olarak Kiko'dan bir oje aldım. Şunun rengini. Rengi çok güzel. Ve bir de allık aldım. Bu 03 Shade Vision. Aman. Kokuslar mısın bebeğim? Beni yorma ya. Hemen size rengini de göstereyim. Bayağı güzel. Tam benim sevdiğim tonlarda. Hem sıcak hem soğuk böyle güzelce karıştırıp uygulayabiliyorsunuz. Ve aynası var. Çok pratik bence. Yani bunları tamamen tatilde kullanmalık aldım. Çok fazla şey götürmeyeceğim. Makyaj malzemesi götürmeyeceğim. Çünkü zaten ipek kirpik yaptıracağım. O zaten size böyle makyajlı gibi hissettiriyor. Eczaneden bir şeyler aldım. Onları size göstermek istiyorum. Sonra da bitiyor. Bunlar son. İlk olarak La Roche-Posay'in bu renkli güneş koruyucusunu aldım. Zaten güneş koruyucu olmazsa olmazımız yaz aylarında özellikle. Bu hassas ciltler için hem de renkli. Yani fondöten vesaire kullanmama gerek kalmayacak. Bunu aldım. Sonrasında çok övüldüğü için bu CeraVe'nin yüz yıkama jelini aldım. Hem de bayağı seyahat boyu olduğu için kolaylıkla götüreceğim. Ve hediye olarak da bana La Roche-Posay'in bu After Sun'ını göndermişler. Bunu da yüzüme falan uygularım. Yanınca çünkü böyle bir geriliyorsunuz. Bayağı yatıştırır diye düşünüyorum. Bu arada La Roche-Posay de CeraVe de hayvanlar üzerine test yapmıyor. Kiko da yapmıyor. Gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz markalar. Dediğim gibi artık buna dikkat ediyorum. Hala evimde hayvanlar üzerinde test yapan markaların ürünleri var. Ama yeni bir şeyler aldığımda kesinlikle o markaları tercih etmiyorum. Bu da benden bir öneri. Evet. Yani şu an bakıyorum. Bittik galiba. Derken bir şey daha gözüme ilişti. Shein'den. Bu son. Gerçekten bu son. Son olarak da şöyle bir üst. Yani bunu nasıl unutursun? Bence bu muhteşem. Muhteşem. Bunu gelmeden Trendyol'dan da aldıklarım var. Onlar beni bekliyor şu an İstanbul'da. Bir şort aldım. Şort etek. Onun da çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet, burası şu anda bomba patlamış gibi. Muhteşem dağınık. Evet. Şimdi bunları valizime yerleştireceğim. Ama artık hani son bu valiz güzel güzel yerleştireceğim. Çünkü dediğim gibi 2 hafta kaldım. Artık daha fazla bir şey almayacağım. Daha fazla bir değişiklik olmayacak. Valizin içindekilere ihtiyaç duymayacağım diye düşünüyorum. Her şeyimi yerleştireceğim. Valizin kendisini size göstermek istiyorum. Onu da videonun sonuna bir bant olarak, küçük bir klip olarak koyarım. Bunları da toplamış olurum. Valizim de Primark'tan. Bayağı güzel bir valiz. Evet, umarım uzun yıllar dayanır ama bilmiyorum. Göreceğiz. Ben video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir aldıklarım. Eğer sorularınız varsa mutlaka bana yazın. İlk defa videomu izliyorsanız, beni ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Video beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.